Başlatıyorum. Başlamış hadi. Hadi başlayalım. 1, 2, 3. Hello! Kanka ben sana söyleyeyim. Yine mi yapacağız? Hayır. Bir daha yapalım. Gel olmadı kanka. Oldu bence. 56.856 kişilik ücretim. Kanalıma hoş geldiniz. Dur artık video. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Çünkü 60 bin olamadım bir türlü ya. Evet. Çünkü video atmıyorum. Evet. İşte bugün ilişkiler hakkında konuşacağız. Hazır ilişkiler hakkında konuşmaya başlamışken Zehra'la bizim aramızdaki ilişkiyi konuşalım. Aa bak bir daha önceki videoda çok haklılar bak. Kimi demiş ki öyle gülüyorsunuz ki ben de gülüyorum. Evet. Kimi de demiş ki neye gülüyorsunuz mallar? Hani biz de neye güldüğümüzü bilmiyorum. Hayır bak ama çok kestik videoyu çünkü. Çok dedikodu yaptınız. Çok dedikodu yaptık. Duyulmaması gereken dedikoduları yaptığımız için kesmek zorunda kaldık. Aynen ama kesmeseydik okula gidemezdik. Evet doğru. Benim okulu bitirmem lazım bu yıl kusura bakmayın. Yani Zehra'yı dışlamıyoruz bu arada. Bu arada üçlü grup, ben var ya yıllarca YouTube'da üçlü grup olmaz dedim biliyor musun? Valla. Üçlü arkadaş grubu bana arkadaş grubu değilmiş gibi geliyor. Çünkü her zaman bir kazık yenir. Ama ben bunu bildiğim için, şimdi siz daha yakınsınız, ben bir tık uzaktayım. Ama benim hiç sorun değil. Bir şey diyeceğim. Ya bir yüzü gözüksün. Sen niye kızın konuşmasını bölüyorsun? Hadi kavga. Arkadaşlar grubu kavga. Tamam hadi çek. İşte biz Zehra'yı dışlamıyoruz. Evet arkadaşlar ben o videoda biraz böyle şey olmuşum. Lallo. Dışlanmışım gibi ama öyleydi falan demiş. Öyleydi. Öyle değil. Öyle de dövdük Zehra'yı. İlk videoydu ya o yüzden. Evet. Bak Zehra'nın lakabı bulduğumcuk seni fışkırttık. Fışkırttık. Seninki ben söylemek istemiyorum kanka. Aşkım hepsini ağzıma soktum zannettim. Ben şimdi takipçilerim mesaj atıyor bana ilişkiler hakkında biz onu yorumlayacağız tamam mı? Ben zeytin yemem. Neden? Yemedik. Siz yiyorsunuz diye. Bak mesela bir takipçim varmış sevgilisi ona çay bile ısmarlamıyormuş. Neden? Ne bileyim nedenini. Böyle diyor aşkım diyor sevgilim diyor benle hiç paralı aktivite yapmıyor. Aşkım ama, paralı aktivite derken neyi kastediyorsun? Ama bebeğim. Ama kanka dolar olmuş 16. Cüneyt haklı değil mi sence? Hayır bak tamam dolar 16 lira olmuş olabilir ama sevgilim mesela sana bir şeyler yapmak zorunda. Ya ben şu an şey demiyorum. Burcu Esmersoy gibi sevgilimle dışarı çıktıysam para almama gerek yok ki. Cüzdan evde bırak. Baba. Burcu Esmersoy öyle mi söylüyor? Bir kere demişti de daha önemli. Evet. Ama ya şimdi sevgilim bana bir çay ısmarladı diye ağlayacaksa da ben o ilişkiyi bırakırım artık. Yani. Vallahi bırakırım. Aşkım Selam'dan ayrı. Hayır kız bana gelmiş diyor ki Şilan ya evde buluşuyoruz ya hiç buluşmuyoruz. Uzaktan ilişki yürütürmüş. Ya ama bak bu video uzaktan ilişki yürütürmüş gibi ilişki yürütüyoruz. Aşkım dedim niye çıkıyorsun? Seviyorum. Tam da bu adam evlenince eve para getirmez, eve ekmek getirmez. Neden? Sen de yiyeceksin. Aynen. Benim ekmeğimi o yemez diye düşünüyorum. Kızı çalıştırır belki evde yatar kanka. Mantıklı. O adam için mantıklı bir sos ben. Mantıklı bir fikir hangi önce. Sos? Barbie sos. Bir şey diyeceğim. Ben bayağı acıktım ha. Ben de. Biz nasıl tanıştık onu mu anlatalım? Evet. Sen başla. Ben de sen nasıl tanıştığımı hatırlamıyorum. Ben. Biz seninle bir daha tanıştık. Dur evet. Zehra ile ilk tanışmamı. Tanıştık. Zehra ile ilk tanışmamı anlatalım. Zehra ile ilk tanışmamı anlatıyorum. Ben staj yapmak için Marmaris'e gittim. Benim stajım bayağı bir olaylı geçti çünkü. Neyse işte ben staj yaparken Zehralarla falan konuştuk. Marmaris'teyim. İşte Marmaris'te staj yapıyorum falan diye. Ondan sonra Zehra bana bir gün mesaj attı. Dedi ki Yunus sen nerede staj yapıyorsun? Ben de dedim ki işte Grand Yazıcı Club Turban'da yapıyorum dedim. Yıldırdık dersin. Tamam. Marka ne? Ondan sonra neyse. Ondan sonra Zehra ile konuştuk falan filan. Dedi ki ben de McDonald's'a gideceğim dedi. Sen de gel oturalım muhabbet edelim tanışalım falan. Hmm. Neyse ben de scooter'a bindim. Orada hop var. İstanbul'da martı falan var. Bu marta vermeden adım atamıyorum çocuk ya. Ondan sonra bindim. Zehra'nın yanına doğru gidiyordum. Bir an yolda gördüm. Dedim ki hadi atla arkamı McDonald's'a doğru gidelim. Gözük ha.
Ben önce bir sıçtım kanka. Evet, niye? Ödü koptu. Diyor düşeceğim ben falan. Kanka göt kadar yer kalmış zaten. Ben de o kadar yer ben düşeceğim yere yani. Ama şey, ben direksiyon tutuyorum ya. Bu bir özgüvenli da... gidiyor, anlamadım ben. Kanka ben direksiyon tutuyorum, o da direksiyon tutuyor, böyle sallıyorum. Ben korkuyorum. Ne yapayım yani? Sana korkusu ya. Sonra diyor ki direksiyonu tutma diyor. Belini tutsam kendimi sağlam hissetmiyorum, anladın mı? Düşeceğim yani. Düşecek de benim yüzümden düşecek. Öyle tanıştınız. Evet. Aynen. Bir kez görüştük. İki. Sonra bir de giderken görüştüm. Evet. Seninle tanışmamızda şey, sınıfa girdik. 4 hafta sonra. Özgür bir an ne haber falan filan yaptı. Şilan'a muhabbet falan etmeye başladılar. Evet Özgür. Seninle dönemin bitmedi. Doğru, sen işte devamsızlıktan kaldın deme hep falan filan yaptı. Bu şu an bütün derslere geliyor. Ben girmedim, derslere bile giriyor. Ama ben o zamanlar çalışıyordum. Bir market zincirinde, hepsi biliyor ama, çok önemli bir görevim vardı. Müşterilerin ağzını koklamak. Millete hamal yapmak, hamal gelmek benim görevimdi. Çalışırken de telefon yasaktı. Ciddi misin? Evet. Evde okuma yazma bilen sayısı ben ve ablam. İkimiz de çalışıyoruz. Kim girecek derse? Babam. Ama girmedi, ben girdim. Geldim yani. Hem gelmek iyi oldu ya. Benim için bir yıl yaşadım öğrenci hayatı. Yaşamayayım mı? Aynen, yaşam. Her neyse. Ondan sonra... Tebrikler. Senin mi biliyor okulun? Şilan'ın enerjisi bana çok iyi geçti. Dedim ben bu kızla arkadaş olacağım. Ondan sonra YouTube falan çekiyorum deyince... Ben çekiyorum demedim. Ben bir kızı duymak istemedim de Özgür tutamadı o çenesine. Ondan sonra ben daha bir samimi oldum. Yani YouTube çektiğim için samimi YouTube'dan önce de samimiydi. Evet, YouTube çekiyor diye samimi olmadım. YouTube'daki videolarını izledim. Cidden çok komikti. Ben hatta bir repliğine çok güldüm. Şu Amerikan kötü kadınları gibi falan dediği yerde ben yıkıldım zaten. Gülmeye başladım. Hoca ders anlatıyor. Ben Şirin'in videosunu izliyordum. Güldüm sebepsizce. Çok kullandım. Yine bak, arkadaşlık böyle olmalı. Arkadaşım bana tapmayacaksa siktirin gizim. Ondan sonra ben Şilan'la arkadaşlık etmeye falan başladım. Daha sonrasında Şilan'la arkadaşlık ediyorum diye olaylar çıktı. Evet, evet. Buralara girmiyorum. Oğlum ben niye bunları bilmiyorum? Bana neler denmişsiniz da bilmiyor musun? Ha tamam. Bilmiyorum dediğin konuyu. Bak millet çık dışlıyorlar. Ben bayağı bir şey oldum. Bu konulara girmiyorum. Şilan benim aşkım, arkadaşım. Aşkım beni sınıf grubuna falan almadınız ya. Almadınız değil de. Almadılar ya ruh hastaları. Ben de bilmiyorum. Şilan benim arkadaşım. Zehra da benim arkadaşım. Zehra'nın da Şilan'ın da hakkında kimseye kötü yorum yaptırtmam. Yapmam da yani. Yapmalarına da izin vermem. Ayağına denk alacaktım kanka. Evet. Öyle bir tanışmamız oldu. Evet. Şu anda da yakınız yani. Evet. Zehra'yla zaten yakındık. Şilan'la daha tanışalı 2 ay oldu. Yakın olduk. Yani 2 ayda bayağı bir samimi olduk yani. Zaten benim Zehra gibi şey olma derdim yok. Şey olma derken. Siz daha fazlası samimisiniz. Çünkü yıl var amına koyayım. Aramızda zaman farkı var. Biliyorum ben de bir zamanda sizinle Vin'de geleceğim. Plan yapıyoruz, tamam mı? Bunlar asla plan yapıp uyan insanlar değil. Plan yapıyorlar ertesi gün. Mesela planı 3 gün sonra yapıyorlar ya, ertesi gün de gidiyorlar. Hani nasıl bir mantık olabilir? Şöyle. Bizim planlar anlık gelişiyor ama. Evet, ben anlıkları çok seviyorum. Mesela ben İstanbul'dayken. Ben kimseye anlık atmam. Anlıkları seviyorum. İstanbul'da evden çıkıyorum, bir yetiseye biniyorum mesela. Nereye giderse gitsin ben otobüsüm o ilerliyorum. Bir bakıyorum ki bazen Sarıyer'de, bazen Kadıköy'de, bazen Üsküdar'da falan biliyorum ve gezmeyi seviyorum. Zaten İstanbul'dan bıktım. Bıkmamın sebebi de İstanbul her yerini avucunun içi gibi biliyorum. O yüzden İstanbul'dan sıkıldım. Zaten ben Haliç Üniversitesi'nde okuyordum özelde. Özel üniversiteyi bırakıp devlet üniversitesine geldim. Sıkıldım diye. Evet öyle, ondan gelmiştim. Aynen, şimdi Muğla'yı gezmeye başlayacağım. Muğla doların 12-13 lira oldum. Muğla'yı gezince şimdi Muğla'dan da bakacağım illaki. Ondan sonra da başka yere gideceğim. Şey, bu böyle. Rota neresi bebeğim? Aynen, bize de söyle, bize gelelim. Yani rota bilinmiyor. Üsküdar'a gidiyor, nereye gidecek? Alamazın neredeyse. Rota karışık böyle. İzmir'e gel, İzmir. İzmir olabilir. İzmir'i seviyorum. Çanakkale çok güzel. Çanakkale'den de bıktım. Artık orayı da avucumun içi gibi biliyorum. Ordu'ya da gitmem. Ordu da bizim memleket zaten. Orayı da avucumun içi gibi biliyorum. Cem kapısı ama üşüdüm.
İlçigelden konuşuyorduk. Bütün sülalesini şeyi anlattı. Sevgilim Trabzonsporlu. Ben değilim. Ailemde herkes Fenerbahçeli. Bana diyor Trabzonsporlu ol. İlişkimiz yoksa biter. Ne? Mal mısın amına koyayım? Bitsin. Hayır ama kız da düşünüyor cidden. İlişkimiz biter. Korkuyor yani. Aşkım ne önemi var? Hepimiz Fenerbahçe. Bu arada ben kocaman hangi takım tutarız onu tutarım. Benim için tuttuğum takım yoktur. Kocamın tuttuğu takım vardır. Bitti. Bak ne diyorlardı? Feminizm kocayı bulana kadar, kapitalizm parayı bulana kadar. Benim için kocam enerji. Paralı koca bulunca. Para bas gel bana koyayım. Sugar dedi. Sugar mami. Sugar yum. Yum ama yum. Bilir tutu sugar dese. Hayır ama aşkım. Aranıyor. Mesela ben takım tutmuyorsam, sevgilim bir takım tutuyorsa ve diyorsa ki aşkım bu takımda olmalısın. Derim ki tamam. Ama ben mesela koyu Galatasaraylıyım. Sevgilim dese ki Fenerbahçeli değilse ilişkimiz biter. Ya bununki Trabzonspor'du değil mi? Ay aşkım bir de Lazlar'la çok sinirli oluyorlar. Evet. O ilişkiler sürekli ula gelmez. Diyecekler kavga ederken ben gülerim ki. Ula kadın. Ay çok sinirli oluyorlar. Benim Trabzonlu bir arkadaşım vardı. Yok yani. Ama şimdi kanka Trabzonlular bir de sallayacak videomuzda. Biz tanıdığımız Trabzonluları katılıyoruz. Evet. Şimdi bu çocuk çok tatlı bir Trabzonludur. Mesela derdir aşkım. Ula aşkım. Diyorlar. Tamam bir de bütün aile Fenerbahçe'ye de ne olmuş ya? Sen ol Trabzonspor'u. Bir genç çocuk mutlu olsun be. Gerçekten bu mu? Olay bu mu? Olay bu ilişki sadece çocuk mu mutlu olacak? Yani. Sen böyle ki çocuğa da Fenerbahçeli olmazsan ilişkin biter. Aynen. Benim babam Fenerbahçeli damat istiyor. Bence de mantıklı. Şey babanın yanında Fenerbahçeli olur. Sorurum da ben öyle çocuklar. Zengin kız fakir olan da var ya. Babam valla Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ister. Yoksa çok kalkıyor. Baban mı evlenecek? Maç günleri, derbi günleri evde ampul yok. Patlıyor böyle. Hayır mesela. Benim en sevdiğim yemek yoktur. Kocamın en sevdiği yemek var. Şilal seni evlendirelim kanka. Yo bir en az bir. Bak şimdi ev. Bir ya. Bu farşa geldi. Gel. Aşkı. Sen şey diyordun, ben kocam ne yemek severse onu severim falan bir şeyler diyordun. Hayır aşkım bak şimdi. Bu halın dili olsa da konuşmadık. Bu saatten sonra yeni birini buldum diyelim. Tanıması, etmesi, söz, nişan. Ben 21 yaşına gireceğim. Aa şaka mısın? Sıfır şaka. Sen kaça gireceksin? 21 oldum ya. Ay ben gireceğim. Aşkım yaşlı olmak zorundasın. Ne yapabilirim? Herkes benim gibi genç ve çıtır olmak zorunda. Arada bir yaş bile yok ama. Bak şimdi. Tamam. Tanıdım diyelim. Beğendim. Şimdi annemle tanıştırdım. Annem de beğendi. Abimlerimle tanıştırdım. Abilerim de beğendi. İyi o zaman ailemle beğendim. Sorun yok kanka o zaman. Babamla tanıştım. Sonra söz, nişan. Ay lıkır lıkır içiyor. Hayır benimkini içiyor. Ben. Söz, nişan, o yok yüzüktür, çeyizdir. Şimdi çeyiz yapacağım. 200-300 bin lira. Çeyiz. Çırağan Sarayı'nda düğün yapsam daha iyi. Kız 200-300 bin ne? Dolar olmuş 16. Kanka, Çırağan Sarayı'nın orkestrası sadece 30 bin lira. Oha. Evet, ben Çırağan'da çalıştım. E tamam. Orkestrası yaparız. Bizim mahalledekiler söylerler. Şamam mı? Şemmam be, şemmam be. Şemmam mesela düğün değildir cidden. Ben düğün. Çalacaklar kıyın 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 kıyın. Bizim mahalle kim tango oynamayı biliyor? Tango mı? Tango. Tango oynamayı. Tango. Tango aynen. Ben oynamayı biliyor. Size bir video izleteyim mi? Size de izleteceğim. Bir saniye. Ben izleteyim ya. Hı? Çok çekmiş ya. Kürt arkadaşım bizimle uyumuştu. Anası çok iyi ya. İçine bağlı çıktı galiba. Evet, susurma. Her şimdi 200-300 bine düğünü tamam mı? Çeyizi de yaptım. Hı. Şimdi ben evdemek ki 28'ime kadar
doluyum eğer bu yıl tanışırsam. Hı. Düşünsene 22'de. Ay ne tuvalet kaldırmış bitmedi ya. 22'de tanışırsam 30'unda evleniyorum. Bu sistemle benim hemen birini bulmam lazım. Anladın mı? O yüzden. Dur, aşağı Instagram'ımı bıraktım. Hepimiz Instagram'ını bıraktım. O yüzden bize ulaşın. Bana beni bırakmadın. Aşkım kendikini de bırakmadım. O beni, video, beni de bırakmadın. O videoyu kendikini de bırakmadım. O video benim için tam bir şey depresif dönemine denk geldi. Şilan Buldak yazsalar seni bulurlar ki zaten. Aşkım yorumlarda Zeyla Ateş bile konuşuyordunuz. Yazsaydınız, yakışsaydınız. Pat. Benim sesim yoktu sürekli. Niye? Bilmiyorum. Allah şerefsizim, sildiysem Allah belamı. Ben onu yiyemeydi değil mi? Hayır. Salak. Zaten bulan olmuş. Bana zaten Instagram'dan yazanı söylüyordum. Dedim aa Zeyran ki buymuşsun ki bu. Bu arada bana şey yazdılar. Ha söyle bahset, kanal açacağından bahset. Hadi hadi. Evet kanal açacağım da açtım zaten. Aşağı linkli onu da. Evet onu da aşağı link bırakacağız. Ben önceki videoda Şilen videosunda bir şampuan övüyorum. Öneriyorum. Şampuan. Evet. Buna alanlar olmuş. Bana evet. DM'den mesaj attılar. Evet bana da Yunus Emre şampuanını falan diye yazan çok oldu. Ve dedi ki aldım. Şu an kullanıyorum. Gerçekten pahalıya almışlar bu arada. Evet sen 27 liraya almıştın. Evet ben uygun bulursam o şampuanın linkini Şilan'ın sayfasına paylaşırız. Oradan tıklar alırsınız. Bunu YouTube'a... Bu kadar. YouTube'a abone olduğum bir şey falan dizim de aşağı evet. Şampuanı getirdim. Mimin'in konuyu açan mukbang. Dur artık be adam. Ağzıma sokabilir miyim? Evet mi arkadaşlar ben bir YouTube kanalı açtım. Oraya şimdi ilk videoyu Şilan'la atacağız. Kanalıma abone olun. Mı? Evet mukbang olacak. Bu videonun devamı olur. Evet. Bu videonun 20 dakikası bende olur. 20 dakikası da bende olur mesela. Aynen. Hem Yunus'un ilk kanalı da izlenir. Aynen. Zaten Yunus'u çok sevdi. Seni izlerler de. Ama merak etme Yunus'unki mukbang olmayacak. Neden? Hayır. Hani vlog falan çekmek istiyorum dedim ya. Arada değişecek. Ay kötü arkadaş bu. Şey Yunus bana özeniyor. Hayır. Hayır değişecek. Mesela bir gün mukbangsi bir gün yani bir Marmaris videoda turu. Marmaris turu ya da ne bileyim Fethiye Yunus Emre öyle geziyor ki. Ya da mesela şey atıyorum Fethiye'ye giderken otobüste şunları konuştuk arkadaşımızla gibisinden video çekip atacağız. Yani işte vloglar. Aynen vloglar kısa kısa böyle. Ya da aralarda böyle 4-5 dakikalık küçük küçük böyle gülmeli şeyler atacağız. Aynen. Aa, adam kendini mi asıyor lan? Ay abi dur atma bana vallahi video çekiyoruz. Abi. Abi dur. Dur o ne yapacak abi tabut olamayacak ailen abi. Tabut. Tabut kaç bin lira biliyor musun? Pahalı lan. 40 falan. Açım ben bir mezar yeri sen buldum. Sen niye bunu biliyorsun? Sen de gör. Bir şey deniz manzara olmuş. Sana yemin ederim ben bir mezar yeri buldum. Araştırıyorum bazen. Aşırı hoşuma gitti İstanbul'da deniz manzara. Evet evet. Dünya var. Para. Ay aşkım ölmüşüm toprağın benim, altındayım. Kız benim dediğimin mezarı da denize bakıyor. Ama ne zaman gömdünüz? Ucuzken gömdünüz. Dolar üçgen gömmüşler dedesine. Dolar üçgen. Dolar on altı olmuş ben dedemi gömemem. Benim dedem artık ölümsüzlüğün sırrını bulsun lütfen. İzmir'de deniz manzaralı şey var mı mezar? Yok aşkım. Yok. İzmir'de evler denize bakıyor. Üste gömelim seni. Bizim evin üstünde çatısın. Ne deniz görüyor mu? Görüyordu. Bir ev yaptılar önümüze Allah'ın lanetleri. Görmüyor. Ama bizim hemen yan komşuya gidersek görür. Acil bir şey deniz manzaralı bir story atmak isterseniz bizim yan komşuya. Yapacak başka bir şey yok. Bizim gözümüz aç ayı gibi aldı. Dedik ya. Yunus'un bir tanıtım yapalım ya. Kim olduğunu falan söyle. Aynen. Kimse seni tanımıyor kanka. Sen ne diyeyim? Yunus'um da yemek yapmaktan hoşlanıyorum da bu yaştayım da. Bunları yemem, bunları yerim de. Hiç garip bir sevgiliniz oldu mu böyle? Bir takıntısı bir şey, ilişkiler hakkında konuşuyoruz ya. Vardır aşkım vardır. Bir sevgilinizin bir takıntısı vardır söyleyin. Yok. Yok açma. Hayır mesela benim bir tanesi sevgilim değil. Ayağımın olduğunu düşününce deliriyordu. Ama var yani. Benle beraber bir sürü insan ayağı var. Ama nasıl yani? Aşkım bir arkadaşım ayağa bakınca sinir krizi geçiriyor. Böyle
yapıyor. Ne alaka? Halbuki bir tane kez ayağı var. Ya benim sevgili olarak değilim ama benim bir tanıdığımda ayak fetişti vardı. El fetişti vardı. Böyle falandı mesela. Ama ayağımı çıktı o Feray çölüm. Ama elimi ve ayağımı krem sürüyorsa okeyim. Öyle ilişkiye okeyim. Yok kanka böyle hep takıntılı. Ay, benim bir arkadaşım vardı, koltuk altlarını falan yalardı bu arada. Şaka yapmıyorum. Böyle. Ve koltuk altı koklamayı, kılları falan elimi çok severdi. Kanka kusacağım. Şimdi nasıl arkadaşlar? Benim de bir fetişim var. Ben de sarı kılları çok severim. Hayır ama Clans Tatlıto gibi. Hayır. Çünkü Clans'ı açıklayacağız şimdi. Baban izlerse bu kanalı. Ne diyeceğim babana? Tövbe. Arkadaşlar ablam yazmış ki oğlum yine hakaret yiyeceksin yine. Ne yaptılar lan? Ama bak sen o videoda gerçekten çok söylüyorsun. Biraz demeyelim evet. Ya. Ya ilk videoydu ya bence o yüzden. Bence de. Bugün ne oldu? Hatta dün. Ben Zehra'yı aradım. Hı. Dedim ki Zehra dedim yarın şu saatte gelsen de hazırlayalım. Yapmasın ya yapma. Dur. Zehra'ya dedim ki sen erken gel. Biz sofrayı falan hazırlayalım. Mişiran da hazıra yersin derim. Hiç öyle ama olmadı. Öyle bir şey oldu mu? Zehra'yı ben uyandırdım. Banyoya girdi. Makyaj falan yaptı. Video çıkacak diye. Ne yapalım yapmadım. Ben... Banyo yaptım dışarıya çıktım. Yok kadın bırak telefonu ya. Ben banyo yaptım dışarıya çıktım. Saçımı kurutmadım bile. Şapka taktım çıktım. Kanka böyle. Senin saçını kurutmasın aynı yani. Öyle değil ama ben saçımı kurutmam ki zaten. Ha? Normal kendiliğinden kurusun. Tamam yürürken kururdu. Kanka hasta olurdum. Şapka taktığına gelene kadar. Hasta olurdum. Ha. Yaptığın acitasyona yazık ya. Yazık ya. Hasta olurdum ya. Anne hasta olurdum anne. Benim bir arkadaşımın sevgilisi vardı tamam mı? Çocuğun annesi ne derse kızdan daha önemliydi. Özür dilerim. Çocuğun annesi kızla buluşma diyordu ya. Aa. Çocuk buluşmuyordu. Yemin ederim. Temizlikçi ne zaman gelecek ya? Ya Allah belanızı versin videoya odaklanın ya. Kanka mesela, bir şey diyeceğim. Çok saçma. Hayır aşkım vallahi buluşma. Kıza diyordum ki bugün sevgilinle buluşacak mısın? Annesi salmıyor diyordu. Aa. Diyordum ki ne yapacaksın? Diyor evlenince değişir. Ulan Maya değişmez. Annesi de sizinle yaşar. Yani. Yaşar ki. Yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben kocamın annesini yaşarım. Ben yaşamam. Ben hayatta yaşamam. Ev üstüne ev kurulmaz. Yani. Evet. Ne ben gerek şey var soracağım. Yani? Hani bu evleniyorsun. Kayınpederini sevmiyorsun ama babanı seviyorsun. He. Mesela annen arar. Yani annem kocanın babası açarım. Arar. Açma. Ay. Efendim tamam hadi görüşürüz der kapatıyorsun aynen. Ya. Aynen. Ama kendi annen arayınca öyle demiyorsun. Ama kanka, kendi annen. Bir dakika herkes böyle değil ki. Ben kayınvalidesini seven bir sürü insan tanıyorum yani. Ben artık. Yani ne bileyim ben birçok video şahit oldum ya da ne bileyim normal yüz yüze de şahit oldum. Hep öyle. Aşkım ama Türkiye'de ama anneler şey şunu anlamıyor. O çocuk senin kocan değil. Evet. Bir sal yani o senin oğlun. Aynen. Kocan değil. Yani çocuktum böldüm lafını. Kanka Türkiye'de bence bu olayı çok abartıyorlar. Bu kayınvalide mevzusunu. Ben öyle düşünüyorum. Utanmasalar tamam. Geldik gecesine Türkiye'de girecekler. Her şey abartılıyor. Aydın. Bak kızla yemeğe gidiyorlar. Kanka, yıl dönümüne çocuğun annesi de geliyor. Aynen. Dedim niye geliyorsun ya? Çocuk da ki annem evde yalnız mı otursaydı? Mala bir gece de otursun. Bak, bir gece de otursun. Deccal şeyde inci var yok ya. Annem bir gece de evde yalnız otursun ya. Size bir şey diyeyim mi? Hepsi her şey erkekte bitiyor. Aradaki çizgiyi iyi kuracaksın. Aynen. Böyle. Erkek yani onu ayarlaması lazım. Takım tutmuyor diye ilişki bitiriyorlar. Millet anahtarını alıp şeye aynen. Gidiyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Peki kocanız ya da karınız balayın annem de gelsin dese. Hayır. Saçmalama ya. Şey ben grup de mu yapıyorsun onunla? Hayır ama. Yani piç, öyle grup mu yapıyorsun? Bir de şey, mesela benim annem gelecekse okey, annem de görsün oraları. Nereye? Maldivleri falan. Orası da görsün. Ya kanka, ama şimdi kaynanam gelecekse görmesin, oğlu böyle gezdirir beni. Kanka saçma düşünüyorsun. Hayır aşkım, bize ben... Abi anne Maldivleri niye görsün ya? Yani ilk gittiğiniz balayında, ikincisinde görsün yani. Ne gerek dolar var? Dolar artıyor herkese, ikinci eklemeyebilirim. İkinci eklemeyebilirim. Hayır aşkım, mesela şey gibi düşün ya.
Mesela kaynanamı sevmiyorum diye düşünüyorum. Ben büyük ihtimalle severim. Çünkü oğlun doğurdu ya. Ya olmayan kaynanamı şu an yalakalık yaptı. Ama nereden biliyorsun? Aa. Ama şey. Ondan mı dün gece gelmedin? Yurttaydım. Ama şey gibi düşün. Oğlu onu ayrı gezdirsin. Sevmiyorsam oğlu onu ayrı gezdirsin. Beni de ayrı gezdirsin. Ama benim annem gelsin şimdi. Annem garip bir an kadın. İsterim yanımdan. Belki onun annesi de gariban kanka. Tamam o kendi kızıyla geçsin. Herkes kendi annesini. Bütün kızlara sesleniyorum, herkes kendi annesini. Usun halısı. Halı sokaktan geldi. Evet buldum bu arada. Ve tertemizdi. Ama make-up öğrenciyiz ne yapalım? Hayır yeni aldık deyince videonun başında ben dedim nereden aldım? Topuşu var bakalım. Evet sokaktan yeni aldık. Abi sokaktan aldım. Ama güzel. Söyleseydim ben bizim yurtta banyo geniş yıkardım ki. Valla yıkardım ki. Sırtlı götür. Şu an götüremem de. Belki bir zaman bana da yıkıcı. Aşkım zaten şey atıyorum, makineye atıyorum. Aa kaplanız giriyor mu? Asılıyor. Ha, ince ben sana kaç kere makineye attım. Hiç belli olmuyor. Aynen. Yani hep bir saldırısına basıyormuş gibiyiz. Ama sen hayır yalan söylüyormuş. Abartı. Alındı çünkü. Peçete nerede peçete? Ay ne peçeteymiş, bitmedi temizliğiniz, imanınız. Çatal da yiyoruz, nerenizi kirletiyorsunuz anlamadım ki. Ben bilmiyorum kanka. Bu arada ben çok temizim. Sizden bile temizim. İnandı tamam. Şöyle. Yani bunu söyleme ihtiyacı... Neyi söyleme ihtiyacı? Tost. Bunu niye söyleme ihtiyacı hissettin? Aa, o neydi? Biz çöp bulamadık bu olaya geldiğimiz gün, hatırlıyor musun? Çöpe gluten bir çöpü gelmişti. Hayır çöp vardı ama yatağın arkasında. Ama Yunus Emre oda arkadaşlarına göre, ya yani ev arkadaşlarına göre tertemiz çocuk. Çok 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 ultra. 16.88 olmuş dolar. Demek ki benim haftada 4 video atıyoruz. 10 video. Haftada 7 gün var. 10 tane atıyoruz. 8 öğün yiyeceğim. Evet. Şey ama. Ya sen hani, salaksın ya. Hani birisi öyle şey demiş ya. Açmış mı bizde olan? Daha fazla kilo al. Onu anlat. Ne olur ne olur ne olur. Ne yapayım? Hadi. Bana biri Instagram'dan yazsam mı? Ben zannediyorum ki normal biri. Cidden normal biri zannediyorum. Bu arada dünyada her şey fantezi sahibi olabilirsiniz ama. Tipini göstereceğim size. Göstermedim. Şu an değil. Video bitsin mi göstereceğim? Tamam. Size gösteremem kusura bakmayın. İnşallah izliyordu. Tanırsınız falan. İzliyor izliyor. Çocuk böyle tatlış onu bul. tatlış konuşuyor tamam mı? Böyle çok iyi gidiyoruz. Bana ne dedi beğenirsin. Seni yemeğe çıkarsam biraz daha kilo alır mısın? Ne alakası? Benle yine biri dalga geçiyor ya Rabbil alemi. Bu arada kapandı artık. Ben de o defter kapandı. Instagram'dan sadece kızlara yanıt. Ben de kapandı flört defteri. Ben de dedim ki ne alaka dalga mı geçiyorsun dedim. Ay ben yürüyor öleceğim kusacağım şimdi. dedim ki ne alaka bana böyle diyor. Ben şişman seviyorum. Sen benim istediğim kadar değilsin. Önceki sevgilim 250 kiloydu. Ne yapayım ne yapayım? Böyle yapıyor. diyor. Bless you. Ne? Köpek. Böyle yapıyor. Böyle üç öğün yemek yesek olmaz mı? Ben sana karşımda... Fitler çok fit zaten çocuk. Zaten üç öğün yiyorsun sabah öğle akşam. Hayır karşımda yemek yesek olmaz mı? Ben sana para veririm. Oldu ne? Hemen kabul. Hayır ben kilo almaya razıyım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görmüşüm. Çocuğa diyorum ki... Benden şey mi geçiyorsun? Aha. Bana mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten yeteri kadar kilolu olduğumu düşünüyorum. Şey diyorum, ben zaten yeteri kadar kiloluyum. Bugün başlayayım mı işte? Şey, bunu görünmeyen bir kısım daha var. Aşkım, kalbimi altını... verir misin? Ne? Biraz güç alayım. Çocuğu duyuyor. Marmaris'e gidecek ki güçlenmesin lazım. Marmaris çok sıcak bu arada. Sen şaka yapıyorsun. Burası 3 derece, Marmaris 13 derece. Bu arada o çocuk böyle fotoğraf atmış. Bak trend yoldan etek fotoğrafı atıyor. Aa. Sulanmış. Bozulmuş o. Yeniden karıştılar. Trend yoldan etek linki atmayı bilmiyor cahil köpek. SS'ini almış, SS'ini atıyor. Ay trend yol beni kabul etmedi. Aa niye? Kanka 10.000'den az diye. Hmm. Yüzümeyi takip edin. dur bir anlatayım hikayeyi bir dur be. Ha etek linki atmış. Bu etekle... Anlamadım. Aa. Aa ben senin niye oturuyorsun? Benim evim var be. Aa dedim bir rüyasız dedim bu yaptığın taciz dedim. Yürü git dedim.
Gerizekalı. Diyor ki ben yine buradayım, bir düşün. Artık yok. Tamam baba, düşünüyor. 20 bin borç KDV mi düşünüyor? Düşünmesi gerekiyor. Hayır, ruh hastalığı değil mi ya? Evet. Ay, bize normal ilişki denk gelmiyor, biliyor musun? Evet. Mesela bazen ilişkilerde çift kişi yaşıyorlar. Ne bileyim. Tamam. Mesela ilişki yaşadığını düşünüyorsun, halbuki onun arkadaşlarıyla yaşıyorsun. Benim bir arkadaşım vardı burada. Sevgilisinden ayrılma mesajını biz attık. Niye? Aşkım, çocukla biz konuşuyorduk ben. Kız çocuğun sevdiği rengi bile bilmez. Biz şey yapıyorduk işte. Kanka söyle, sen bu davranışı yaptın, ayrılıyorum. Öyle ilerliyor yani. Ben çok sevgi arkadaşlarımın sevgililerinden ayrılmışımdır. Oğlum. Neler duyuyor bu kulaklar? Aşkım, yok mu? Mesela sen de arkadaşlarına söylemez misin? Bana bunu yazdı, ne diyeyim? Tabii canım, yani dersin ama bizzat sevgiliymişsin gibi de konuşmazsın. Ben şu rengi severim. Ne alaka yani? Severim ama. Siyah. Aynen. Zehra arkadaşını yazarken bile bana soruyor bazen. Ya siktir git ya. Aa, senin özgün ifaden yok mu Zehra? Ne yapayım benim? Artık Yunus konuşsun. Biraz da sen konuş. Bence biraz kendini tanıt. Ah, su sesini duydun mu? Koku reklamı gibi. Buradan bir bromin ters. Şey, beni diyor ki siz niye böyle çok komik bir şey yapmıyorsun? Biz böyle gülüyoruz. Biz sınıfta üçümüz gülünce. Ama bak, ben videoda dışarıdayım bak. Benim yarım yok. Hayır, ne yapabiliriz? Dur, aa, gözün şey. 3 artı 1 evin vardı sanki. Ben mi sığdıramadım kameramı? Senin potansiyeli kadar bir beton. Tamam. Ne yapsak sen? Senin potansiyelin şeydi yani, anladın mı? Yani önceki videoda saldıranlar bana değil, sana saldırdı. İnşallah bir kazık yemeden biter bu yıl. Evet, oh, arkadaşlar. Çok güzel kokuyor, bak koktan. Yunus Emre'yle arkadaşlığımı bir gözden geçireceğim bugün. Şey, daha çok yakın oluyor. Ama diğer videoda Yunus daha sempatik olmuş, haklı. Evet, doğru. Böyle de bir arkadaşım. Abone olmayı. Seninkini aşağı ekleyeceğim, dur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü siz abone oldukça, beğendikçe benim de aklıma geliyor. Hayır, ben de diyorum ki bunlar beğeniyor, video çekmeye devam etmeliyim. Motivasyon kaynağım oluyor. Yunus Emre'nin de kanalına abone ol. Yani ne yapıyorsun Yunus Emre? Bu bozulmuş. Yeme, yeme. Yemiyorum, pardon. Yeme yani. Neyse. Kız kapatamadı bir kanalı ya. Yunus Emre'nin kanalına da abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Like, video atacak zaten, aşağı koyarım. Aynen. Linkini atarım. linkini atarım. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olun. Abone olun. Bak, kapağı böyle yap. Hep yemek gittin sonra, tamam mı? Ne olsun? Bütün yemek gitti. Hadi et yapalım.